Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bugün Türkiye'de büyük problem olan ve halledilmesi gereken ve dinimizin hal, çözüm yolu gösterdiği bir mesele. Çocukların nafakası kime ait? Kocaya mı, karıya mı? İkisi de zenginse kime ait? Bütün bunlar konuşulacak. Karı koca nafakasını konuştuk. Maalesef Türkiye'de şu anda tamamen dinimize aykırı hükümler geçerli olduğunu söyledik. Bakalım bu bölümde neler var? Faslun, yani tamamen çocukların nafakası hakkında bu. Ve nefakatu tıflil fakiri, fakir olan çocuğun nafakası ale ebihi, babasınadır. Anlatabildim? La yüşrikuhu fiha ahadun. Yani küçük çocuğun fakir olmak şartıyla nafakasında babaya kimse ne yapmaz? Katkıda bulunmaz. Mesela hanım katkıda bulunmaz, zengin de olsa. Tıpkı kenefakatil ebeveyni ve zevceti. Tıpkı ana babanın ve hanımın nafakası gibi. Orada da koca tek başına karşılamak durumunda. Ama dikkat et, çocuk fakirse diyor. Çünkü çocuğun mal varlığı olabilir. Mesela annesi ölmüştür, annesinin mirası kalmıştır. Yani başka şeyler de olur. وَلَا تُجْبَرُ اُمُّهُ Annesi, bu da çok enteresan. Bir çocuğun annesi zorlanmaz. عَلَى اِرْدَعِهِ İlla emzireceksin diye zorlanmaz. Vallahi böyle garıyı da ne kadar evde tutar koca? Biraz şüpheli ama dinimiz ne güzel. Yani hanımefendinin emzirmesini bile zorlama yok. İlla izâ teayyenet. Bu da çok önemli. Yani ne demek? Hakim zorlayamaz. Ama diyaneten ve ahlaken zorlanır. Öyle değil mi? Teayyenet dediği başkasını istemezse. Yani ondan başka biri bulunmazsa. Bu da çok önemli. Anladın mı ne demek istediğimizi? Teayyenet yani anne tamam. Yani yargı zorlayamaz. Ama diyaneten ve ahlaken zorlanır. Annesidir hoş yani. Anlatabildim? Çünkü evdeki amellerinden sayılır bu. Yani bura gayet açık. Ha. Ve yesteciru. Koca men turdi'uhu. Evladını emzirecek birini kiralar. Kira akti bu da. İcare-i ademi. İndeha kadının yanında gidip şey yapacak. Yani annesinin yanında emzirecek birini kiralar. Allah Allah. Bizde Türkiye'de hiç yok değil mi bu? Hiç duymadım hocam. Hiç yok ha. Arap aleminde çok. Peygamberimiz de biliyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Sa'd kabilesinde yani lisanı mükemmel olması için süt annesi emzirmiş onu. Allah Allah. Enteresan. وَلَوْ اِسْتَعْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ Bak bak bak. Yani eğer bir kadını emzirmek üzere kiralasa ama وَهِيَ زَوْجَتُهُ Aslında o hanımı. Hanımını parayla yani. Bizim bir kardeşim Hasan var. Şimdi o da profesör. Beraber köydeyiz. O hatırıma geldi. Şimdi köyde tabii babam yaşlı. Annem de zaten hanım. Odun getireceğiz. İşte yaprak kırma derler. Kışın yani bunlar bilmezsin sen. Şimdi bizim Hasan gelmiyor. Yani ben de tabii her seferinde götür, yükle, getir. Çok vakit kaybediyorum. Dedim ki Hasan'a her seferi 1 lira o zamanın parası. Hiç unutmuyorum. Yani götürüp evde yıkacaklar. Yani o yükünü indirecekler. Eşeğe çok affedersin binip tekrar ben de ona yük hazırlayacağım. Böylece yani çok büyük zaman kazanıyoruz yani. Hiç unutmuyorum. Şimdi söylüyorum gülüyor. Yani demek ki eğer bir yani bir baba kiralasa ama o hanımı veya ev mu'teddetuhu min ric'iyyin veya ric'i talakla boşadığı iddet bekleyen hanımı. Niçin? Liturdi'a veledeha. Yani çocuğunu emzirmesi için. La yecuz. Bu doğru değil. Caiz değil. Yani para alamaz. Kendi eşini tabii yani. Doğru olmaz yani. Ve fi mu'teddetil bayini. Ama bayin talakla boşanmış ve iddet bekliyor bir kadınsa rivayeten. İki rivayet var. Bazıları caizdir yani kiralamak. Caiz değildir diyenler var. Ve ba'del iddeti yecuzu.
İddet bittikten sonra onu kiralayabilir. Annesi zaten aynı zamanda. Ve hiye, bak. Bu da çok enteresan. İddeti bitti. İki tane hanım var. İkisi de emzirmeye hazır. Kimi kiralayacak? Ve hiye, annesi olan ve yani iddeti biten, ehakku illem tatlub ziyadeten alel gayr. Başkalarına göre fazla para istemezse o daha layıktır yani. Ona vermek doğrudur. وَلَوْ اِسْتَعْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا. Ha, bu önemli. Eğer bir eşini başka bir hanımdan olan çocuğunu emzirmek için kiralarsa saha. Bu olabilir. Sahihtir bu kira. Çok manidar değil mi? Gelelim yeni bir meseleye. Başladı. Hem erkek demek ki fakir olan çocuk henüz daha temiz yaş, 7 yaşına kadar sahir tabiri kullanılır. Sahiri gayrimümeyyiz. Bir de bunların yaşlarını anlatacak bize. Yani fazla konuşmayalım. Ve nefekatul binti beligaten. Bak. Büluğa ermesine rağmen kız çocuğunun nafakası. İyi dikkat edin. Vel ibni zeminen. Erkek çocuk. Evet, yaşı büyümüş ama fakat müzmin. Anlatabildim mi? Yani ne demek? Sakat veyahut da ağır hasta. Alel ebi hassatan. Sadece babasına aittir bunun nafakası. Demek kız çocuk büluğa da erse. Ama baba öyle şey nedir? Evlat yani erkek çocuk ise müzmin bir hastaysa. Ve bihi yufta, fetva buna göredir. Anladın? Demek ki çok açık. Küçük oğlanla büyük oğlan şimdi bir, kız çocuğun bütün nafakası babasına ait. Küçük çocuğu, erkek çocuğun da ona ait. Büyük erkek çocuk ise hastaysa veyahut da müzminse, yatalak diyorlar ona. Bunlar ona ait. Fetva buna göre. Ve kile bir görüşe göre alel ebi sülüsaha, nafakanın üçte ikisi babaya ve alel ümmi sülüsuha. Yani anne de üçte birini karşılamalı. Durumu müsaitse tabii. Yani annenin mal varlığı olabilir. Ve alel musiri yesara. Bu nafakalar nasıl karşılanacak? Durumu müsait olan müsaitliğine göre. Anlatabildim mi? Yuharrimus sadakate. Bir dakika. Yani zengin bir adamın zengin olarak yani zengin olması halinde yuharrimus sadakate. Nefakatu usulihi. Burada bir eksiklik var. Ben anlayamadım. Bir dakika bakalım. Bir de hata yapmayalım. Öyle değil mi? Tamam. Mesela anlaşıldı. Musili. Ha, babaya. Yani zengin olan babaya gerekir. Demek ki müsir olduğu zaman, aciz olduğu zaman o zaman nafaka yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece hanımının nafakası ve küçük evlatlarının nafakası hariç. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Acaba zenginlik nedir? Onun üzerine yani yesar nedir? Bunun üzerine tartışmışlar. Musannif şunu zikretmiş. Yani bir adam eğer ihtiyacından fazla 200 dirheme ulaşacak kadar bir paraya sahipse zengin sayılır. Anlatabildim mi? Şimdi burada zenginliği zikrediyor. Bak iyi ki baktık buraya. Tekrar okuyalım. Hiç acelesi yok. Anlatabildim mi? Diyor ki bak. Elbette ki ve alel musiri. Anlatabildim mi? Zengin adamadır bu nafakatül bint vesaire. Zengin adama. Durumu müsait olana. Ama nasıl zenginlik? İşte bura önemli. Yoksa devamını anlayamazsın. Öyle bir zenginlik ki yuharrimus sadakate. Anlatabildim mi? Yani orada nokta koyması lazım. Bu harekelemede çok hatalar var. Onun için bizi sıkıntıya sokuyor. Yani sadaka almayı o kocaya haram kılacak kadar bir zenginlik olması lazım. Nedir o da? 200 ne kadar şey. Fetva buna göre. Anlatabildim mi? Yuharrimus sadakat. Sadaka almayı haram kılacak kadar bir zenginlik.
O da 200 dirhemmiş veya daha fazla olanmış. Peki. Şimdi gelelim bir diğerine. Hocam. Yani bir baba zengin değilse o zaman bir çocuğa nafaka vermiyor. Küçük çocuğa vermek mecburiyetinde. Kız veya erkek farkı yok. Mecburen verecek. Hanımına da vermek mecburiyetinde. Ama diğerlerine devlet veya diğer akrabalar bakacak. Fakir daha da aciz veremiyor. Yani buluk çağına ermiş bir çocuğa fakir baba nafaka vermez. Verme ama ne zaman? Yani anlatabildim mi? Yani ama dikkat et, nafaka ne zamandı ki? Buluk çağına ermişe zaten vermiyor. Ama buluk çağına ermişse, müzminse veriyor. Tamam. Öyle değil mi yani o? Ama ne kadar zengin? Ona sadaka almak haram olacak kadar. Anlatabildim mi? Mesele önemli. Şimdi yeni bir mevzu. Bak burada bunu yanlış anlamamalıyız. Orada nokta olmalı yani o kısımda. Bıraksan iyi olur oraya nokta. Sadakateden sonra nokta. Nefakatu usulihil fukara'e. Yani fakir olan usulünün, babasının, anasının, ninesinin, dedesinin, bunların nafakası bisseviyyeti beynel ibni vel binti. Kız veya erkek arasında eşit olarak dağıtılır. Bu da çok enteresan bir şey değil mi? Ya zengine ana babasının nafakasını vermek, dedelerinin, nenelerinin. Ama enteresan bir şey. Gayet açık yani. Yani ister fakir olmaları kafi, ister kazanmaya güçleri olsun, ister olmasın. Allah Allah. Yani erkek ve kız arasında, erkek ve kız arasında neymiş? Eşitmiş yani. Eşitmiş. Enteresan. Ve yu'teberu fiha. Usulün nafakasında itibar edilir. Esas alınır. El kurbu ve cüz'iyyetu. Daha yakın olmak. Bir de cüz'iyet. Yani ana babanın veya dedenin, nenenin bir parçası olma. Anladınız mı? Cüz'iyet dediği o. Yani usulün nafakasında, farz olmasında bir daha yakın olana, öyle değil mi? Eğer mesela ikisi de erkek oğlan, ikisi de biri torun, biri oğlan. O zaman kurp esas alınıyor. Anladın? Daha yakın olan kimdir? Oğlandır. Ama ikisi de eşitse, ikisi de oğlansa o zaman nedir? Şeydir. Yani ne derler ona? Eşit olarak paylaşılacak. Ve kız ve erkek fark etmiyor. Yani eşit olarak o usulün nafakasını paylaşacaklar. Ya. Lel irsü, mirasçılık esas alınmayacak. İki şey esas alınacak. Bir, o usule yakınlık. İkincisi de cüz'iyet, onun cüz'ü olma. Yani yoksa mirasçılık olsa mesela kardeş mirasçı olabilir. Anlatabildim mi? Ama nafaka mükellefiyeti yok eğer cüzler varsa. Anladın mı burayı? Cüzlerden kasıt ne olduğunu. Cüz dediği yani füruğu varsa civar komşular karışmıyor. Yani mirastaki kurallara göre, mirasçı olup olmamaya göre değil nafaka mükellefiyeti. Bir, daha yakını olan, daha uzağı olana göre önce o verecek nafakayı. İki, cüz'ü olan, cüz'ü olmayana göre. Cüz'ü olmayan vermez. Cüz'ü olan verir. Mesela örnek, biri oğlu, biri erkek kardeşi. Kardeşi olmaz. Cüz'ü değil çünkü kendisinin. Tamam. Mesela misal veriyor. فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتُنْ Kızı olsa. وَبْنُبْنِنْ Oğlunun oğlu olsa. فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْبِنْتِ Kızınadır onun nafakası. مَا اَنَّ اِرْسَهُ لَهُمَا Halbuki mirası ikisine de verilir. Oğlunun oğlu asabe olarak alır. Kız da farz payı olarak alır. Anladın değil mi? Farz payı. Feraiz diyoruz ya biz onun için diyoruz buna. Kızın belli bir payı var. Nedir o? Yanlış hatırlamıyorsam sülüs. Anlatabildim mi? Oğlan asabe alır. Yani geriye kalan mirası alır. Şimdi bak burada oğlan mirasçı olmasına rağmen oğlan diyorum. Torun ne yapmıyor? Kız varken nafaka mükellefiyeti girmiyor ona. وَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتُ بِنْتٍ
kızının kızı var. Ve ahun bir de kızı var. Kızı diyorum. Kardeşi var. Fenefekatu ala bintil binti. Kızının kızına. Çünkü kardeş yüz değil. Ma enne kulle irsihi bak lil ah. Halbuki bütün mirası kardeşine kalacak. Anladın değil mi? Çok enteresan bir şey yani. Burayı izah etti yani. Ne demek kurbiyet ve cüz'iyet? Onu açıkladı. O kadar güzel bir kaide ki bu. Demek usulün, fakir olan usulün nafakası böyle yani. Kızla erkek arası eşit. Ondan sonra da kurbiyet ve cüz'iyet esas alıyor. Ve aleyhi. Yani bir kimsenin üzerinedir erkek tabii. Nefakatü kulli zî rahmin mahremin minhu. Yani onunla evlenme yasağı aralarında bulunan her akrabasının nafakası ona gerekir. Ama ne zaman? İşte bura çok önemli. İnkâne fakîran sagîran. Eğer o akrabası hem yaşı küçük hem de fakirse. Anladın mı burayı? Ev ünsa veya kadınsa. Anladın değil mi? Ev burada çocuk dediği erkek çocuk. Ama küçük erkek çocuk. Büluğa ermiş erkek çocuk değil. Ünsa dediği kız ise. Ev zeminen veya müzminse. Mesela kız kardeşi. Ev ama veya gözü görmüyorsa. Ev la yuhsinul kesbeli hurkihi. Ne bu? Hurkihi. Yani eli kırık, ayağı kırık veya bir eksikliğinden dolayı kazanma imkanı yoksa. Anlatabildim mi? Hurkihi dediği o. Ama yine de bakayım bir yanlışlık yapmayalım kardeşim. Öyle değil mi? Hurk. Evet. Ha özür dilerim. Yanlış mana vermişiz. Ahmak olduğu için vermiş. Tabii özür dilerim. Kusura bakma. Kafama güvendim yani. Haraka yahrikudan çıkardım. Her şeye bakacaksın. Öyle yani. Alimliğine, alim değilim de yani bildiğine güvenmeyeceksin. Ahmak olduğu için kazanç elde edemiyorsa. Evlikevni min zevil büyutat. Bu da çok önemli. Yani Allah Allah. Bu ne demek biliyor musun büyütat? Yüksek şeref sahibi. Anlatabildim mi? Yani oturup da işçilik yapmaya uygun olmayan biri. Mesela büyük bir allame. Bu da çok enteresan yani. O zaman ne oluyor hocam? İşte o demek. Büyütat demek. Yani evinde oturup insanların yani kazanca katılması ayıp karşılanan. Yani burada tabii yaşlılar olabilir. Yani evde. Bir de insanların ileri gelenlerinden. Büyük bir. Enteresan ya. Ben bunu hiç şey yapmamıştım. Böyle açıklıyor biliyor musun? Burada çok enteresan. Bakalım öteki zat ne açıklıyor? Allah Allah. Diyor ki temel prensip. Her insanın nafakası kendi malındadır. Küçük olsun, büyük olsun, sağlam olsun veya hasta olsun. Ama kazanmaktan aciz olmak, Allah Allah, o müzminlik gibidir. Ama erkekte gözü görmemek de önemli. Kadın ise her halükarda acizdir. Bu sebeple mutlak konuşmuş. İki tane şerhi var burada. Birisi Mecmu'l Enhür, birisi de El Münteka fi şerhil Münteka. İkisi de çok kıymetli şerh. Bu kenardaki daha yani sonradan yazılmış olsa gerek bir kısım Osmanlı'nın meselelerini anlatıyor. Çok enteresan bir şey. Onun için ben okutsam bu kenara okuturum yani. Evet, güzel. Anlaşıldı mı bu da? Ev talibe ilmin. O da çok enteresan ya. Yani ilim talebesi çalışmak mecburiyetinde değil. Yani bir baba ilim talebesi oğluna büluğa da erse para nafakasını temin edecek. Ve yücberu aleyha. Ve bu nafakayı vermek için zorlanır. Ve tukadderu bi kadril irsi. Bu da çok önemli. Yakın akrabalar ya, özür dilerim oğlu demeyelim de zaten oğlan öyle de. Miras miktarına göre zorlanır. Mesela üçte ikisini alıyorsa mirasın, üçte ikisini karşılar. Diğer vatandaş da ötekini karşılar. Anladın değil mi? Hatta lev kâne lehu ehevâtun müteferrikâtun.
Yani bir farklı farklı kardeşler olsa, anladın değil mi? Yani mesela iki tanesi ana baba bir, bir tanesi baba bir, bir tanesi ana bir veya çeşitli. فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِنَّ Nafakası, Allah Allah, yani o şeyin nafakası yani. O adamın nafakası bu kadınlaradır. Kadınlar da çünkü nafakadan sorumlu. Ama اَخْمَاسَمْ كَمَا يَرِتْنَ مِنْهُ Ona mirasçı olurken nasıl beşte bir pay alıyorlar? Sadece beş tane kız kardeşi var. Öyleyse beşte bir, beşte bir vermek mecburiyetindeler. Demek miras miktarına göre itibar edilir. وَيَتُوبَرُوا ف۪يهَا Bu da çok önemli. Yani bu nafakada, bu akrabalarla ilgili nafakada. Şurayı bitireceğiz. Bitirelim mi? Sen bilirsin yani, bitirmeye biliriz. Ama çok hoş bir konu. Bence bitirsek güzel olur bence. Bu nafakada itibar edilir. Ehliyetül irsi. Yani mirasçılığa ehil olma meselesi esas alınır. Yani bu da çok önemli bir kaide. Yani genel manada yani mirasçı olması önemli. Ne demek genel manada mirasçı? Mesela bazen olur ki mirasçıdır ama başka bir mirasçı olduğu için hacbedilir. Mirasçılığı engellenir. Yani ikisi de mirasçı ama diğeri olunca mesela nene de mirasçıdır, anne de mirasçıdır. Ama anne olunca neneyi hacbeder. Yani tabii tabii yani o hacbeder. Demek ki önemli olan mirasa ehliyet olma. La hakikatu gerçekten mirasçı mı değil mi önemli değil. O zaman fenefakatu mellehu halun ve ibnu ammin ala halihi. Bir kimsenin kimi var? Dayısı var. Bir de amcaoğlu var. Elbette ki kime düşecek bu? Dayısına. Niye? Öteki çünkü şey, yani ne derler? Daha uzak. Tabii daha uzak. Zaten şey de alamaz. Ne derler? Miras. Evet. وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْاَبِ عَلَى اِبْنِهِ Yani babanın, hanımının nafakası عَلَى اِبْنِهِ oğluna. Öyle değil mi? Babasının hanımına bakacak. Ah ah. Bu konuda da çok yanlış düşünceler var. Bazen hanım vefat ediyor, anne vefat ediyor çocukların. Tabii baba evleniyor. Evlenince sanki onu düşman gibi görüyorlar. Anlatabildim mi? Halbuki o birinci hanımdan olan çocuklarının vefat etmesi halinde babaları o üvey anne dedikleri hanıma bakmak mecburiyetindeler. Ah dinimiz. وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْاِبْنِ عَلَى اَب۪يهِ Yani babanın değil de bu sefer de oğlanın eşinin nafakası عَلَى اَب۪يهِ babayadır. Ama hangi şartlarda? اِنْ كَانَ صَغِيرًا اَوْزَمِنًا Eğer oğlu küçük yaşta, yani 7 yaşından küçük, 7 ve 7 yaşından, اَوْزَمِنًا veya müzmin durumdaysa, yani çalışamaz durumdaysa. Ha, وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْغَيْرِ عَلَى فَك۪يرٍ Allah Allah! Başkasının nafakası bir fakire gerekmez. Ne demek bu? Onu okuyalım ki bir de yanlışlık yapmayalım. Burayı birdenbire anlamadım. Ya es-sagirul fakir, kebirul fakir acizi. Ha, ala fakir. İlla liz-zevceti vel-veledi. Allah Allah. Başkasının nafakası bir fakire gerekmez. İlla liz-zevceti vel-veledi. Çocuk ve eş hariç. Anlatabildim? وَلَا مَا اِخْتِلَافِ الدِّينِ Din ihtilafı olunca da sadaka gerekmez. Allah Allah. Hristiyana Müslüman kardeşinin nafakası gerekmez. Tersi de geçerli. Bir Müslümana da yani din farkı olan Hristiyan kardeşinin nafakası gerekmez. Bir şey hariç. اِلَّا لِزَّوْجَةِ Eş hariç. Çocuklar? Bir وَقَرَابَةِ الْوِلَادِ Yok yok. Bir de çocukluktan doğan yani çocuk yani doğumdan gelen akrabalık ki e'la ve esfele ister yukarıya doğru yani yukarıya doğru dediği çoluk çocuğun çocuğu vesaire esfele de aşağıya 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 onu diyor. Yani anne baba ne kadar aşağıya inseler evlatlar da ne kadar
anne baba ne kadar yukarıya gitse, evlatlar da ne kadar aşağı inse. Mesela iki anne baba fakirse, çocuk da küçükse, malı yoksa veya müzminse, malı da yoksa o zaman tabii yok yani. Ama zevce her halükarda nafaka ona gerekli. Her halükarda. Allah Allah. Allah. Çocuklar başka dinden olsa mesela hocam, Hristiyan olsa o zaman sadak nafaka alıyorlar. Ama karabetil vilat dedi. Anne baba hariç. Yani anne babalar hariç. Onu söyledi yani usul nafakası. Hepsi almaz yani. Tabii alır, almaz olur mu? Yani din ihtilafı olsa da hanımına vereceksin. İkincisi çocuğuna. Tamam. Dördüncüsü babana. Ala ve esfel dedi. Tamam. Gayet açık. Hocam bundan önceki gün şey demiştik ki buluş yani egen nafaka almaz. Hı-hı. Ondan sonra bunlar istisna mı mesela? Kim? Mesela ilim talebesi. Bu tabii istisna olsun. Tabii onlar. Tabii istisnalardan ilim talebesi. Hangileri? Tabii, alim olan mesela, tabii, çalışma tabii. Uygun olmayan. Aynen. Bu çağda ermiş olsa bir şey. Tabii. Ben bir hatıra anlatayım. Rahmetli 40. hocam. Bu yaşandı bu. Yani ben o, şimdi o büyütat dediği tabiri şimdi anlıyorum. Zevil büyütat ne demek? Şerefli bir adam. 40. hocam Allah rahmet eylesin. Babası zengindi. Mehmet 40. hocamın. Diyor ki medreseyi bitirdim. Çoluk çocuğu olmadı. Tabii evlendim. Evlenince diyor artık izzetime dokunur oldu. Yahu iyi ki söyledin ya. Yani yoksa şu likevnihi min zevil büyutatı misalleriyle anlatmak çok zor. Bu misal aklıma geldi bak yani. Yani evinde oturması lazım onu. Yani ihtiyacı var kamunun. Bu çok önemli. Gittim diyor babama. Dedim ki diyor baba şeye girdim. Vaizlik imtihanına, müftülük imtihanına. Niğde herhalde. Niğde vaizlik imtihanını kazandım. Tayinim gelecek. Bana dedi ki diyor babam. Çok enteresan bir olay. Mehmet Hoca demiş. Senin 30-40 tane taleben var. Bunlar ne olacak? Ne yapayım baba? Artık babadan para istemek izzetime dokunuyor. Ulan demiş ilmin ve İslam'ın izzeti karşısında senin izzetinin kaç para değeri var dedi diyor. Harika bir misal değil. Tam buna misal ha. İyi oldu bu soru sorman. Ya böyle bir adam oturmalı evinde. Nafakası da babası tarafından verilmeli durum müsait olduğu takdirde. Ola ben rahmetliyi gördüm ve elini öptüm. Velil ebi babanın hakkıdır. Bey'u arad ibnihi. Oğlunun mal varlığı varsa yani arad demek ticari bir malı. Linefakati, nafakasını karşılamak üzere ne yapabilir? Ticari malını satabilir. La bey'u akari. Ama gayrimenkulünü satamaz. Bak bu da çok önemli. Ve la bey'ul arat li deynin lehu alel ibni. Allah Allah. Oğlu üzerinde kendisinin alacağı varsa bunu temin etmek için ticari malını da satamaz. Niye? Zaten üzerinde görev. Sivaha. Anlatabildim mi? Alel ibni ne demek? Sivaha ne demek? Oğlan. Nafaka dışında. Nafaka dışında satamaz. Anlatabildim mi? Ve la lil um bi'u malihi li nafakatiha. Annesi de çocuğun malını, nafakasını karşılamak üzere satma hakkı yok. Sadece babanın var. Ve indehuma imameyne göre la yecuzu lil ebi eydan. Babaya da bu caiz değil. Ve la damane aleyhima. Anne baba sorumlu değil. Tazmin etmekten sorumlu değil. Lev enfeka min malil ibni indehuma. Yanlarındaki çocuklarının, oğullarının malından nafakaya sarf etseler onu tazmin etmekle yükümlülükleri yok. Ve lev enfeka el mude'u. Kendisine malel ibni aleyhima. Eğer o erkek çocuğun malını kendisine emanet bırakılan adam anne babası için nafaka olarak harcasın. Bi gayri emri kadin, hakimin kararı olmadan damine onu tazmin etmekle sorumludur. Ve la yerciu aleyhime, anne babaya dönemez bu tazmin ettim size harcadım diyemez. Ve lev kada bi nefakati gayri zevceti, bak
eşinin nafakası dışında bir nafakaya hakim karar verse, وَمَدَتْ مُدَّتَنْ بِلَا اِنْفَقْ ve bir sürede nafaka ödemeden geçse, sakatat, o geçen müddet düşer. Nafaka düşer. اِلَّا اَنْ يَكُونَ الْقَادِ اَمَرَ بِالْاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ ancak o adama, o adam lehine borç istemek üzere hakim karar vermişse hariç. Yani gidin bir yerden borç alın, nafakayı temin edin demişse o zaman nafaka düşmez. وَعَلَى الْمَوْلَى Bak. Bir efendiye, köle sahibine nafakatu rakiqi, kölesinin nafakası bir efendinin üzerinedir. فَاِنْ اَبَى Anlatabildim mi? Yani eğer direnir de vermezse اِكْتَسَبُوا اَنْفَقُوا Yani ne demek? O köle, köleler kendileri çalışır, kazanırlar ve nafakalarını harcarlar. وَاِلَّمْ يَكُلْ لَهُمْ كَسْبٌ Herhangi bir kazançları yoksa اُجْبِرِ عَلَى بَيْعِهِ O zaman bu kölelerini sat diye zorlanır. Tabii hakim tarafından. وَفِي غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَيَوَانِ Hayvanlar, yani insanlar dışında hayvanların nafakası konusunda yu'meru diyaneten. Dinen onların nafakasını temin etmek üzere emredilir sadece. Malları falan satılmaz. Ama emredilir, yapın der. Yani ne demek? Memlük dışında, köleler dışındaki hayvanlar için malik bunlara yani harcama yapmak üzere diyaneten ve ahlaken zorlanır. Eğer onların yani masraflarını karşılamazsa, hayvanın bakımını yapmazsa hapsedilerek cezalandırılır diye rivayet de var. Anlatabildim mi güzel kardeşim? Ya şu cümle de çok önemli. Yani bir adamın hanımına olan nafaka borcu hanımın zengin veya fakir olduğuna bakılmaz. Her halükarda karşılayacak. Evlatlar ve ana baba için fakirli olmakları şartı var. Öyle değil mi? Büyük çocuk için yani ne lazım? Aciz olması lazım. Veyahut da ilimle meşgul olduğu için yapamaması lazım. Anlatabildim mi? Bu da çok önemli bir hadise. Evet, burada kalalım. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytan.